Hasan Gürhan, selamun aleyküm üstadım. Cümleten ellerinizden öpüyorum. Birkaç sual arz ediyorum. Mehmet Sıddık abi hakkında Kurdoğlu abiyle beraber kaldığı ve kürçülük yaptığı için ayrıldığı iddiası var. Doğru mudur, yanlıştır? Sıddık kardeşi çok yakından tanırım. Sıddık kardeş Bingöllüdür. Aslen Kürttür. Herhalde şeceresi olan bir seyit, öyle zannediyorum. Çok kesin değil, şeceresi olmuş seyit olduğuna dair. Ama Bingöllüdür. Bu mahallin gereği olarak Kürttür. Kürtçe, Türkçeyi soru öğrenmiş. Benim gibi yani. Sıddık kardeş hiçbir zaman Kürtçülük yapmamıştır, yapmaz. Risale-i Nur talebesi ne Türkçülük yapar, ne Kürtçülük yapar. Risale-i Nur talebesi ise o ne Türkçülük ne Kürtçülük yapar. O Allah'ın hizbidir, Hizbullah'tır. Allah Resulü'nün yolundan gider. Risale-i Nur'un açtığı yol budur. Hiçbir zaman menfi milliyetçilik bir Risale-i Nur talebesinde olmaz. Niçin öyle dediler? Şunun için dediler. Bazıları Risale-i Nur'da, şimdi mesela biz bugün Trabzon dediğimiz zaman bir ayrılıkçılık akla geliyor mu? Öyle bir şey var mı? Yok. Bingöl dediğimiz zaman bir ayrılıkçılık akla geliyor mu? Yok. O aynen bugünkü gibi Osmanlı devrinde Kürdistan tabiri bir ayrıcalık meydana getirmiyordu. Yani şer tarafına Kürdistan deniliyordu. Adı buydu yani. Trabzon'a Lazistan diyor. Lazistan mebusu, mecliste Lazistan mebusu vardı yani birinci mecliste. Lazistan mebusu. Ali Şükrü Bey Lazistan mebusudur. Şimdi Üstad Hazretleri eski eserlerinde Lazistan, Kürdistan tabirlerini kullanmış. Gayet normal yani o günkü kullanılan tabir bu. Kürdistan dağlarından vesaireden tarzında tabirler var üstadım. Bazıları güya Üstad Hazretleri'ni muhafaza için o Kürdistan'ı Şark vilayetleri diye değiştirmiş. Sıddık kardeş de buna karşı çıkıyordu. Niye Şark yapıyorsunuz? O gün Kürdistan demek gayet rahat bir sözdü yani. Oranın ismiydi. Ahmet'in İngilizcesi nedir? Değil mi ya? Suad'ın İngilizcesi, Almancası, Francası değişir mi? Kürdistan'ın da isimdi isim. Yani isim o tarafa Kürdistan diyorlardı. İsim Fransızca, İngilizce, Almanca değişir mi? İsim çünkü bu. Sıddık kardeş de onlara itiraz etti. Niye böyle yapıyorsunuz? Hatta birinde ben şahit oldum. Münazaratta, Said abinin bastığı münazaratta o güvercin resmi, güvercin göğsü bir resmin kapağı vardı. O münazaratta, doğrusu neresiydi bilmiyorum. Ben böyle şeyin üzerine durmadığım için ama Sıddık kardeş duruyordu yani. Bu Kürdistan tabirini Şark vilayetleri şeklinde değiştirmişler. Ankara'daydım. Sıddık kardeş Said abiye telefon etti. Dedi ki abi senin bastığın şeyde münazaratta böyle böyle bir durum var. Siz niye onu değiştirdiniz? Benim yanımda beraberiz Sıddık'la. Said abiyle de çok yakından var. Said abi dedi ki onu Üstad Hazretleri kendi mübarek eliyle tasih etti. Onun için ben öle bastım. Sıddık yakayı bırakmadı. Dedi abi sen de onun üstadın el yazısıyla, eliyle, mübarek eliyle tasihi var mı? Var dedi. Yeni mahallede oturuyor Said abi. Biz de ulustayız. Epeyce mesafe var.
Abi dedi, geleceğim göreceğim onu. Müsaade eder misin dedi. Gösterir misin? Gösterir misin? Sıddık kardeş gel dedi. Çıktık gittik. Said abi getireyim dedi. Biz oturuyoruz Sıddık kardeşle. Arka odaya geçti. Epeyce bekledi geldi. Bulamadım dedi. O tasiyi bulamadım dedi. Abi biz bekleriz dedi. Bir daha bak. Sıddık kardeş. Baktım yine bulamadı. Sıddık kardeşin bu gibi meselelerde gösterdiği hassasiyet sebebiyle adını Kürtçü'ye çıkarttılar. Bir nur talebesi Kürtçü olmaz, Sıddık kardeş hiç olmaz. Allah rahmet etsin. Ama dediğim gibi bu noktalara hassasiyeti vardı. Üzerinde durdu. Hatta bununla ilgili neşriyatlar falan yaptı. Onun için ona o ismi taktılar. Söyleyenler yanlış söylüyor. Sıddık'ı tanımadıkları için söylüyorlar. Yanlış. Evet, Mehmet Sıddık abi hakkında Kurdoğlu abiyle beraber kaldığı ve küçülük yaptığı için ayrıldığı iddiası var. Doğru mudur? Yanlıştır. Sıddık abi küçülük yapmaz. Allah rahmet etsin. Hüsrev abi ve Tahiri Mutlu abinin ders tarzları nasıldı? Ben ikisinin de dersinde bulunmadım. Tahiri Mutlu abi zannediyorum çok fazla kaldığı için bugünkü okuyucular, tebliğ cemiyat falan var ya, Sungur abinin cemaati, meşveret falan. Tahiri abi daha ziyade onların yanında kaldı. Onlarla beraber kaldı, yanında demeyelim. Veya onlar Tahiri abinin yanında kaldı. Yani tarzı o olması lazım. Hüsrev abinin de dersinde bulunmadı. Hüsrev abiyi hayatta iki defa ziyaret etmek nasip oldu. Öyle ders falan yapmadı. Elini öptük, biraz sohbetini dinledik, emirlerini dinledik, çıktık. İkisinin de dersinde bulunmadım yani, bilmiyorum. Ders tarzı noktasında bir insan istediği abiyi taklit edebilir mi? Eder, ders neticede bir sohbettir yani, ders sohbettir yani, Risale-i Nur okunuyor. Risale-i Nur okunur, Risale-i Nur ya, nerede okursan oku. Risale-i Nur okunuyor ve onun anlaşılmasına çalışılıyor. Ve onun tatbikatına çalışılıyor. Biz Risale-i Nur meselesini böyle biliyoruz. Onun için tebliğ cemaati de aynı şeyi okuyor, öbür cemaat da aynı şeyi okuyor. Biz de Risale-i Nur okuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz yani. Hasan Gürhan. Üstadım, bu İstanbul ekibi tabir ettiğiniz kişilerin içerisinde Tahiri abi var mıdır? Yoktur öyle. Tahiri abi yoktur. Tahiri abi sadece ve sadece de üstattan gördüğü tarzı devam ettirdi. Tahiri abinin ismini kullandılar. 1967'de bir seçim oldu Türkiye'de. O seçim çok mühim bir seçimdi. Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bir de Komünistlerin partileri vardı, Ecevit falan. Sağda birliği çok gerektiren şey vardı, durum vardı. Abiler o zaman Türkeş'in aleyhinde resimlerle, mesimlerle süslü bir broşür neşrettiler. Çok menfi tesir yaptı. Çok menfi tesir yaptı. Ve ordu içerisindeki milliyetçi kanadı, milliyetçi subayları, milliyetçi hakimleri bizim aleyhimize çevirdi. Ve tabii seçimin neticesine de tesir etti. O zaman tabii ben o zaman Ankara'da Bent Deresi Medresesi'nde, Said Ebi'nin medresesinde kalıyordum. Said Abigil de Mersin'de hapishanedeydi. Abilerin hepsi hapishanedeydi. Sadece Zübeyir abi kaçak vaziyetteydi. O da
Allah'ın lütfu keremi oldu. Bilmiyorum kaç ay ne kadar oldu bilmiyorum. O kadar hizmetinde bulunmamı icap ettirdi. O medresenin arkasında Said abinin bir zula odası vardı. Oraya şeyi getirdik, Zübeyir abiyi. Orada hizmetini görüyordum. O zaman tabii bizim paramız maramız bir şeyimiz yok ya. Ana ne kadar varsa, o zaman Tercüman gazetesi, yani bugünkü bilmiyorum hangi gazete en kuvvetli. O zaman en kuvvetli günlük gazetesi Tercüman. Para verdik. 3 santime 3 santim, 4 santime 4 santim gibi bir ilan verdik. Parasını ödedik birinci sayfada Tercüman'da. Bunların boş neşrikler broşür bütün camiayı bağlamaz. Bunlar kendi fikirlerini yazmışlar. Risale-i Nur camiası bu fikirde değildir. Mealinde böyle bir şey yaptık, ilan verdik. Ve o zaman Sultan Hazretleri'nin ziyaretine gittim. O aralar. Ve gittiğim zamanlar içerisinde en hiddetli, en celalli vaziyetini gördüm. Bu darbe 50 sene sonra ancak tamir edilir dedi. Bu darbe 50 sene içerisinde milliyetçilerle Müslümanların arasına vurulan bu darbe 50 senede ancak tamir edilir dedi. Koalisyonu hesap edin, tam 50 sene sonra oluyor. Yani milliyetçilerle Müslümanların, MHP ile AK Parti'nin koalisyonunu yaptıkları zamana bakın, Sultan Hazretleri'nin söylediği tarihten tam 50 sene sonradır. 50 sene büyük zararlar verdiler. İyi yap, iyi olsun diye verdiler ama bizim işimiz değildi o iş. Bizim işimiz siyaset değil. Bir partinin aleyhinde broşür çıkartmak, Risale-i Nur adıyla ve isimlerini kullanarak. O zaman Tahiri abinin ismini de koydular. Onu söylemek istiyorum. Halbuki Tahiri abinin böyle bir şeyden haberi yoktu. Tahiri abi böyle bir şeyin adamı değildi. Tahiri abiye de bilmiyorum 2 ay, 3 ay Allah'ın lütfu keremiyle hizmetinde bulunmak nasip oldu bana. O zaman Karabük'te demir çelikte çalışıyordum. 61'den sonra, 62 olabilir, 61-62 arası. Tahiri abi yine kaçak durumuna düştü, arıyorlar. Hapsedecekler. Tahiri abi kim şey yaptıysa Karabük'e getirdiler. Karabük'te İbrahim Çeneli'nin bekardı. Lojmanı vardı. En münasip yeri ora. Tahir abiyi orada misafir ettik. Ve Allah'ın lütfu keremiyle mesainin dışında bütün vaktimi Tahir abinin yanında geçirdim. Ona hizmet etmekle geçirdim. Tahir abiye günlerce bir sual sormak için kolladım da onun yazıyla, abdestle, namazla olan vaktinin boşluğundan istifade edip bir sual soramadım. Tahir abi öyle kendi hizmete veren bir adam. Onun için Tahir abiyi onlardan ayrı tutmak lazım ama ismini kullanıyorlardı. E ne desin Tahir abi? İsmini kullanıyorlardı. Tahir abi onlardan değildir yani. Tahir abi yoktur. Tahir abi onların içerisinde değildi. 100.000 defa tenzih eden. Tahir abiye dediğim gibi öyle çok uzun boylu değil. Ama Tahir abi Husrev neyse, Hulusi neyse, Feyzi neyse Tahir abi odur. Ama hizmet etmek imkanı o zaman İstanbul'daydı Tahir abi için. Yazı yazıyordu daima. Kur'an hattı, risaleleri var, mektubat falan onun hattıdır. Sözler, mektubat onun hattıdır. Şeyin, sözler neşiyatın bastırdığı. Tahir-i Mutlu hattıdır. Onun için Tahir abinin ismini kullandılar. O da ihlas numunesi, ihlas abidesi. Niye yapıyorsunuz dememiş, demedi. Öyle bazen ismini kullandılar yani. Tahir abi onlardan değildir.